Merhaba arkadaşlar. Bugün nihayet bu akvaryumun temizliğine başlıyoruz. Akvaryumumuz yaklaşık 600 litre su alabilen genişlikte, büyüklükte bir akvaryum. Altında bu şekilde ahşap bir düzenek, dolaplar var içerisinde. Üstünde de bu şekilde 600 litre alan bir cam akvaryumumuz var. Hemen gerekli malzemeleri getirdik. Üst kapağını buraya indirdik. Şimdi çalışmalara başlayacağım. Şu içerisindeki önce taşları çıkartıp şu yeşillik malzemeleri falan alacağım. İçerisinde balık var mı? Sadece bir tane vatoz balığı var. O balığı başka bir kovaya alacağım. Burada gerekli temizlikleri yaptıktan sonra balığı tekrar akvaryumun içerisine koyacağım. Ve inşallah bu boş olan akvaryumu canlandırıp içerisine Japon bulabilirsem koi balıkları alıp koyup akvaryumu güzel bir hale getireceğim. Çünkü çoktandır akvaryumumuz böyle boş diyebileceğimiz bir pozisyondaydı. Şimdi bu akvaryumu inşallah güzelleştireceğiz. Hadi bakalım biraz çalışma zamanı. Akvaryumun içerisindeki tek canlı hayvanı kovanın içerisine aldıktan sonra şimdi temizliklere başladık. Bakın içerideki bütün malzemeleri hortum açtık. Hortumla temizleyeceğiz. Fiziki temizlik yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar akşam oldu. Gün içerisinde başka bir işimiz çıktı. Akvaryum temizliğine ara vermiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçerisindeki bütün taşları çıkartmıştık, temizledik. Kumu da çıkarttık, kumu da temizledik. Dibinde az bir miktar kum kaldı. Ben şimdi akvaryumun içerisine gireceğim. Hem cam temizliği hem de şu kalan kumların temizliğini yapıp ondan sonra tekrar geri yıkadığımız malzemeleri yavaş yavaş içine doldurma işlemine geçeceğim. Akvaryumumuzun içini doldurduk. Kum biraz zahmetli oldu. Kumu tekrar sermesi. Şöyle birkaç tane taşı arttırdım. Çünkü alt zemindeki plastik bir malzememiz var. O yoğun taş yükü nedeniyle bazı yerleri çatlamış, kırılmış. Taşların sayısını azalttım. Yeşillikleri de belli yerlere diktik. Şu şekilde nasıl diyelim hava motorlarının hortumlarını da gizledik arkaya. Yukarıda işte hava motorumuz olacak, bir veya iki tane olacak şekilde. Şurada bir motor, orada da işte zemin filtresi olacak. Şimdi artık dışarıdan hortum getireceğim ve yavaş yavaş suyu doldurmaya başlayacağım. Tabi bu süreç bayağı bir uzun sürecek. Şuradaki gariban vatoz balığımız da biraz rengi değişmiş ama tabii ki biyolojik ortamı değiştiğinden dolayı ister istemez
Hayvanda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmış olabilir. Bunu da bir an evvel akvaryuma almak gerekiyor. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Buraya almış olduğumuz su dinlenmemiş, sert diyebileceğimiz bir su olacak. Yani bu hayvanı da ister istemez o sert suyun içerisine atacağız. Zaten bu su da çeşme suyu idi. Ilıtılmış çeşme suyu idi. Burada sıkıntı yaşamadığına göre bir miktar yaşamış ama inşallah akvaryumda da yaşamaz. Bundan sonra zaten birkaç gün bu şekilde çalıştıktan sonra yeni balıklarımızı ilave edeceğiz. Hadi bakalım şimdi su doldurarak akvaryumun son işlemini başlatalım. Şuradan dereceye baktığımızda 20 derecenin üzerine çıktığını gördük. Çünkü ısıtıcıları açmıştım ben. Burada küçük ısıtıcı, burada da büyük ısıtıcı var. Isıtıcılar çalışıyor, şöyle bir saat kadar falan oldu. 20 derecenin üzerine çıktı. Buradaki su da muhtemelen 18-20 derece civarında falandır. Artık bu balığı inşallah buradan alıp kendi yerine hiç sıkıntı çıkartmadan atalım. Gel bakayım. Vatoz çok dayanıklı bir balık. Evet, şuradan atalım. Hadi bakalım. Yeni yerin hayırlı uğurlu olsun. Tertemiz akvaryum. Yakında sana arkadaşlar da getireceğim. Tamam. Bugünkü çalışmalar sona erdi. Kapağını da kapatacağız. Birkaç gün sonrasında yeni balıklar getireceğiz buraya. Arkadaşlar bugün çarşıya gitmiştim. Çarşıda şöyle balıklar aldım. Birazdan zaten akvaryumun içerisine girdiği zaman siz de göreceksiniz nasıl bir balık aldığımı. Çoktandır bu balıkları beslemeyi düşünüyordum. Kısmet oldu. Varmış akvaryumcuda da. Önce ışıklarımızı açalım. Sonra balıkları içeri atacağız. Evet, nihayet açabildik. Bakın şöyle bir gösterelim. Arkasından akvaryumun içine salalım gitsin bunları. Yeni yerinize hoş geldiniz. Tabii ilk etapta biraz çekingen olacaklardır ama bu akvaryum onlar için aranıp da bulunmaz bir fırsat. Çünkü çok kötü bir ortamdan aldım geldim. Hem sayıları çok kalabalıktı hem küçücük bir akvaryumdu. Artık bunlar burada kocaman kocaman suyun içerisinde, akvaryumun içerisinde yüzüp gidecekler. Oo, hemen şenlendirdiler ortalığı ya. Şunlara bakın. Bu koi balıkları arkadaşlar. Şu bir tanesi Japon balığı. Onu hediye verdi. Şunlar da diğerleri de koi balıkları. Böyle kumu işleyen, kocaman bir ağzı var böyle. Hem ağzından alıp böyle arka işte yüzgeçlerinden püskürten bir yapısı var. Daha önce bunların büyüklerini beslemiştim. Bunlar biraz daha büyüdükleri zaman böyle el kadar kocaman balık oluyor. Aslında büyük havuzlarda yetiştirilebilir bu balıklar. İşte akvaryumumuzun yeni üyeleri bunlar oldular. Daha önceden ciklet beslemiştik. Artık sırada bunlar var. Bu koi balıklarını besleyeceğiz. Abileri de zaten içeride geziyordu. Önceden kalan tek balığımız vatoz balığı. Vatoz balığı sağlıklı bir şekilde yaşıyor içerisinde. Bunlar da inşallah akvaryumumuzun yeni üyeleri oldular.
Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda akvaryumumuzu temizledik. Benim için çok zorlu bir uğraştı. Akvaryumumuzu nihayet işler hale, faal hale getirdik. Aradan bir 3-4 gün geçti. Yani suyu yeni doldurmuştuk. O sert su yavaş yavaş böyle bir miktar kendine geldi. Tabiri uygunsa hem de ısıtıcı koyduk. Isıtıcı ile 26 derece civarına getirmiştik suyu. Bir sürede bekleyince içerisindeki bakteriyel oluşum herhalde başlamıştır düşüncesiyle balıklarımızı da koyduk. Artık bundan sonra balıklar mutlu, huzurlu yaşayıp gidecekler. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu sarı balık ne güzelmiş ha. Özellikle akvaryumcu onu bana vermek istedi. Şunu sana vereyim diye. O gerçekten değişikmiş ha. Çok güzel ya. Vallahi iyi ki de böyle bir şey yaptık.